Ebrehe namındaki meşhur ve menhur bir şatirin sırf hayvanlarıyla tecrüz ettiği korkunç bir asker Beytullah'ı yıkmaya gelmişlerdi hani. Elem tera keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Elem tera suresinde okuyorsun. Elem tera görmedin Habibin Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Keyfe feala rabbuka, Rabbin nasıl tarumar etti? Rabbim Allah-u Teala nasıl perişan etti bi eshabil fil, fil ordusu. Fil ordusu. Kısaca onu da nakledeyim, tam yeri gelmişken. Bu fil ordusu o zaman için en korkunç bir orduydu. Korkunç. Fil denilen kocaman cüsseli, kocaman gövdeli hayvanlardan meydana getirilmiş, o zamana kadar yeryüzünde duyulmamış, görünmemiş bir ordu. Hele Arapların, son Araplarının hayatta değil, hayallerinde görmedikleri bir ordu. Ne hayatlarında, ne hayallerinde, tasavvur bile, tahayyül bile ettikleri bir ordu. Fil ordusu. Kafir Ebrehe, Yemen kralı, Yemen valisi, öyle bir plan hazırlamış ki, Arapları dehşete düşüreyim, Arapları ta ciğerlerinden korkutayım ve Kâbetullah'ı kökünden keseyim, bütün Arapların Kâbesi'yi değiştireyim, Yemen memleketinde, Sana şehrinin ortasında bir kilise yaptırmış, bütün yeryüzünün insanlarını, yönünün istikametini Kâbe'den çevirip bu kiliseye çevireyim diyordu hain. Derdi davası mıydı hilesi? Ve bu gayeyle Kâbetullah'ın makamının noktasını tahrip etmek, insanların oraya duyduğu hürmeti, saygıyı, sevdiği kökünden silmek istiyordu. Ebrehe, yeryüzünün en misafirlerinden birisi. Evet, Peygamber-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyayı boğmak suretiyle şereflendirmelerinden 54 gün evvel meydana gelen bir hadise. Bütün dünyanın şahit olduğu, o günkü insanlığın şahit olduğu bir hadise. Peygamberimizin dünyaya gelmesinden 54 gün evvel bu hadise cereyan etmiş. Fil hadise, fil senesi. Ebrehe'nin de gayesi maksadı bu. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ Allah-u Teala diyor, Habibin, Resulün, o Eshab-ı Fil'in, o Ebrehe namındaki kafirin hilesini, hile, o hilesini belalete, sapıklığa boşa çıkarmadı mı Hazreti Allah? Boşa çıkardı. O gayetini, belaletini, hilesini imha etti Cenab-ı Hak. Onun hilesi ve onun fikri düşüncesi neydi? Kâbetullah'ı yerinden silip süpürmek, o noktanın, o makamın, hürmet edilen o makamın varlığını kaybetmek istiyordu. İnsanlar Kâbe'ye hürmet göstermesinler, benim yaptırdığım kiliseye hürmet göstersinler diyordu. Yemen'in Sana şehrinde bir kilise yaptırmış melûk, yeryüzünün en büyük ve en süslü kilisesi. Araplardan birisi de, cahil Araplardan birisi de, gitmiş o Ebrehe'nin yaptırdığı o muazzam kilisenin tam ortasına büyük abdestini yapmış katmıştı. Hakaret olsun diye. Sen misin Kabe'ye bedel burayı yaptıran dördesine? Ebrehe de bu hadiseye kızmış. Ben bu Araplara öyle bir iş yapayım ki hayallerinden geçmeyen bir dehşetle karşı karşıya bırakayım demiş. Ve bir fil ordusu. Bugünkü tanklar gibi hani, tank. Gelmişler, Mekke-i Mükerreme'ye girmişler ve Beytullah'a yaklaşmışlar. O noktada bizzat Ebrehe, o günkü Mekke'deki site devletinin, Mekke ahalisinin reisi, reis başkan mevkiinde bulunan Hazreti Muhammed-ül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin dedesi, mübarek, muhterem dedesi Abdülmuttalip Hazretlerine bir haberci göndermiş.
gidin Kabe'ye başkanlık eden, buranın memleketine, insanlarına reislik eden o adamı bana çağırın bakayım demiş. Ve haber gelmiş, Abdülmuttalip kalkmış, Ebrehe'nin yanına gitmiş. Ebrehe'nin yanına gidinceye kadar bir dehşet, bir korku olsun diye Ebrehe bütün Abdülmuttalip'in ne kadar sürüsü, koyunları, hayvanları varsa hepsini bastırmış, toplamış. Hepsini toplamış. Bir tehdit ediyor, tahrik ediyor yani. Abdülmuttalip de kalkmış, Ebrehe'nin yanına varmış. Neye geldin demiş. Abdülmuttalip de topladığın, gasp ettiğin koyunlarını istemeye geldim. Koyunlarını geri ver, hayvanlarını geri ver bakayım. Deyince Ebrehe daha da kabaklanmış, iyice kızmış. Yahu ne ahmak adamlarsınız demiş. Ben sizin Kabe'mizi, Beytullah'ınızı, memleketinizin altını üstüne getirmeye gelmişim. Sen gelmiş benden 102 sene koyun istiyorsun yahu demiş. Ne koyun kafalısınız demiş. Memleketimi yıkacağım şimdi. Kabe'nin altını üstüne getirecek. Mekke diye bir şey bırakmayacağım. Şu ordunu görüyor musun ki askerleri? Sen gelmiş koyunları istiyorsun. Ne kadar şey bu yahu demiş. Abdülmuttalip diyor ki tarihe geçmiş bir söz. Efendi aklını başına al diyor. Ben koyunlarımı istiyorsam onların sahibi ben olduğum için istiyorum. Kabe'nin sahibi ben değilim. Onun sahibi, onun korunmasını, onun müdafaasını bilir ve heykâfir ol müsaadir diyor. Büyük bir söz. Buna da çok kızıyor Ebrehe. Haydi bakalım bir emir. Hurra! Korkunç bir emir. Fillere emir veriyor, askerlere emir veriyor. Fillerden hiçbirisi ileriye gitti, bir adım attı. Hiçbir fil Kabe'ye doğru tek adım atmamıştı. Hayret ediyorlar. Bu sefer filleri geriye doğru sürünce bütün filler geriye doğru gidiyorlar. İleriye doğru sürünce bir tanesi gitmiyor. Şaşırıp kaldılar. Askerleri, filleri bırakıp askerleri Beytullah'ın üzerine sürünce Cenab-ı Hak öyle bir dehşetli ibret bir sahne meydana koyuyor ki وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْرَ الْاَبَابِينَ Ersele, gönderdi, imtihan etti. Gökyüzünden gönderdi. Ersele dedi mi gökten gelen şey demektir. Ve hiç kimsenin bilmediği bir şey demektir. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْرًا Hayır bir kuş demek. Küçük küçük kuşlar ebabil isminde, ebabil demek sürün sürü demek. Kapar kapar, böyle jet at uçakları gibi o güne kadar yeryüzünde kimsenin görmediği. O çöllerde o kuşlar ne arar? Çölde kuş ne arar be kardeşim? Serçe, serçe dediğimiz kuşların büyüklüğünde öyle kapar kapar dönüp dönüp bulutlar halinde kuşlar geldi ki her birisinin ağzında nohuttan büyük olmayan nohut kadar birer taş, birer taş ağızlarında kıpkırmızı ateşte, yanan ateşte kızaran demir parçaları gibi kor halinde her birisini taş getirdi. Termihim bi hicaretin onların başına, tepelerine o nohut büyüklüğündeki taşları atıyorlar bu Cenab-ı Hak. Termihim bi hicaretin min siccin ateşte pişmiş tuğlalardan birer parça halinde. Fecalehum kâsin mekûn. İçleri boşalmış etin haline, güzellerini kırpanla bitmiş olduğumuz bir etin haline getirdiler. Diyor Cenab-ı Hak. Ve öyle bir dehşet oldu ki, tefsir alimlerimiz bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyorlar ki, Hak Teâlâ öyle bir ibret, neresinde bunun ibret? Ebrehe namındaki o kafir herif, Beytullah'ı yıkmaya gelen o adam, yeryüzünün en cüsseli, en iri, en büyük hayvanını seçmiş göndermişti. Allah da onları tarumar çekilsin, yeryüzünün en küçük hayvanını göndermişti. O fil ile hücum ediyor, Allah'ın serçe kuşları geliyor oraya. Şu ibrete bakın ya. Ve o kuşların gagasında taşıdıkları o pişmiş alev alev küçük taşların üzerinde Ebrehe'nin askerlerinden hangisinin kafasına düşecekse o askerin ismi yazılı olarak gökten geliyor diyor herhalde. Teker teker. Bir adeta güdümlü mermi gibi hani
öyle silahlar var ki istediğin yere gönderiyorsun. Güdümlü mermi gibi her birisi hangisinin kafasına düşüp beynini delecek ve bütün vücudunun içindeki ilikleri ve kemikleri eritecek bir çuval et yığını haline getirecekse o askerin ismi yazılı olarak taşlar düşüyor. Öyle garip vaka meydana geldi ki akıllar durdu, hayaller süstü o zaman. Alimlerimiz izah ediyorlar. Bir tanesi Ebrehe askerlerinden, kafir askerlerden bir tanesi kaçtı, Beytullah'ın içine girdi. O dört duvardan ibaret mukaddes Beytullah'ın içine girdi, saklandı. Saklandı. Fakat Cenab-ı Hak o Beytullah'ın içine saklanan o Ebrehe'nin askerinin kafesine o azabı, o taşı dikirtmedi. O kuş geldi, tepede bekledi. Bekledi, tam 40 gün o içeriden çıkmadı Ebrehe'nin askeri. Neticede erzakı yiyeceği bitti. Ölecek hale gelince Beytullah'ın içinden çıktı. Mescid-i Haram'ın dışına çıkar çıkmaz o tepesinde bekleyen kuş yine taşı dikirip beynini paramparça etti. Allah-u Teala'nın Kabe'ye verdiği kıymet, hürmet, Mescid-i Haram demek, Allah'ın çok sevdiği ve hürmet ettiği, beğendiği mescid demek. Mescid-i Haram. Orayı öyle korudu Cenab-ı Hak. Ama gayet tabii Resul-i Zişan'ımızın dünyaya gelmesinden önceki bir hadiseyle onun gelişini ve Kabe'ye nasıl sahip olacağını ifade eden ve Peygamberimizin doğmadan evvelki bir mucizesini meydana koyan hadise.